Evet, Mobile Legends Pek Pek'te bugünlerde birçok şeyler geliyor. Etkinlikler, kostümler, karakterler, revamplar, buff'ler, nerf'ler. Çok şey var açıkçası. Hadi bunları yavaştan bir incelemeye geçelim. Let's go adamım. Tabii ki de geçmeden önce aşağıdan bir abone olur ve like atarsan sevindirirsin. Evet, şimdiki kostüm ise Killat'ın, bildiğiniz gibi yeni gelecek bir tane kostüm var. Cıncık gibi bir kostüm abi. Şöyle bakacak olursak ama tema olarak bozuk abi, bunların temalarına uygun kostüm getirseler çok güzel olur. Ama neyse. Genelde bildiğiniz gibi biz bu kahramanı şimdiye kadar hep bir çöl kahramanı olarak gördük. Ama şu anki gelen tema birazcık daha okyanusu teması olarak getirilmiş. Ben birazcık daha şey teması beklerdim. Çölümsü bir tema beklerdim ama fena değil. Böyle şey olarak şey olarak yine su teması olarak değerlendirirsek güzel görünüyor. Düz vuruşlarına falan, o genelde kılıncından çıkan böyle efektleri görüyorsunuz. Güzel, fena değil. Altındaki dalgalanmalar birikiyor ve üstüne atlamış olduğu sikler efektleri. Oo. İlk geldiğinde 699 elmasa gelecektir tahminen. Eğer kilit oyuncusunuz onu alabilirsiniz. Aha be, bu ne? Genelde alt tarafta toprağı kemirmeye başladığında çıkan efekti görüyor musun? Aşırı fena, aşırı fena. Kostüm çok iyi olmuş bu arada. Bu kostüm yapan cidden eline koluna sağlık tasarımcının. Bir de artık şu eşleştirmelere bir el atsalar gayet güzel olurdu. Ama neyse, yapacak bir şey yok. Abi ultisi, gerek o kemirmesi, toprağı, o düz vuruşları falan. Hepsi çok güzel olmuş kompozisyonları. Evet, Killat'ın yeni skillinde bu şekildeydi. Şimdi geçelim bir sonraki kostüme. Evet, şimdi gelelim 15 Mayıs'ta bildiğiniz gibi Sylvana'nın elit kostümü şu şekilde bu eventle bizlerle olacak. Yani bildiğiniz gibi bu etkinlik zaten şanslıysanız direkten sizlere verebiliyor bu kostümü. Sylvana'nın da güzel bir kostümü. Şimdiden alacaklara hayırlı olsun. Şöyle detaylarına falan bakacak olursak zaten beyaz ve siyah kıyafet, nice, yani gayet güzel bir kostüm. Şimdiden hayırlı olsun. Genelde burada bir 200 elmasa falan bu kostüm alınıyor diye hatırlıyorum bu etkinlikten. Şimdiden bol şans, 15 Mayıs'ta bu kostümde bizlerle. Evet, daha önce çekmiştim Ruby'nin spesiyeli fakat bu kostümde geliş tarihi oldu. Kısaca bir aralardan bahsedeyim dedim. Zaten gördüğünüz gibi diğer önceki skill efektleriyle aynı. Öyle değişen çok bir şey de yok. Bu kostümde Haziran 8'de bizlerle olacak. Sadece geliş tarihini bir kısa söyleyeyim dedim. Burada bir skill efektlerine kısacık bir bakıverelim. Şöyle bakacak olursak, daha önce bildirdiğim videodan pek değişen bir skill efekti yok gibi. Aynı yani. Son olarak zaten bir ultisine de bakalım. Ondan sonra geçelim. Aynen, çok bir şey değişen bir şey yokmuş. Ruby'nin yeni gelecek spesyal kostümü de bu şekilde alacaklar. Şimdiden hayırlı olsun. Şimdi geçelim bir sonraki kostüme. Evet, şimdi gelelim revamp yiyecek olan Helcurt'a ve gelecek olan Star kostümüne. Bunun mağazası o kadar çok eskiymiş ki ben en son şey o kadar eski olduğunu bilmiyordum. En son YouTube'dan o günler bir arattım. 2 yıl önce paylaşılmış bu kostüm. Ve 2 yıl sonunda artık Haziran ayında bizlerle olacak kostüm. Renklendirmesi ve normal şekli bu şekildedir. Renklendirmesi baya güzel duruyor bu arada. Abi bu bildiğimiz şey vardı ya. LoL'de bir tane karakter vardı. Hani Toss baya, Kaplumbağa, ona buna dönüşüyordu. Bu da kedi olmuş. Bildiğiniz gibi o kaplana dönüştüğünde adamın üstüne sıçrıyordu. Bir stun atıyordu falan. Şu anda adı aklıma gelmedi hatta. İlginç. Şimdi şu Star kostüm olarak efektleri falan güzel gözüküyor. Arkadan çıkan şu neon ışığı falan hoş. Genelde o şey vardı, bu kuyruğunun biriktiği iğnelerin renkleri falan gayet güzel gözüküyor. Kostüm güzel ama ben ne bileyim, bu adı karakter sonuçta siyah, karanlık bir teması var da. Gidip buna özgü güzel şöyle bir kurt kostümü getirseniz de. Onun yerine ne bileyim, öyle rengarenk bir kostüm teması. En azından şey diyelim, yıllar sonra bir kostüm geldi diyelim. Ama ben bir tane de epik kostüm bekliyorum yakın zamanda, inşallah o da gelir diyelim. Yine 300 elmaslık bir ne bileyim kostümden çok fazla bir şey beklemek lazım neticede. Yine Star kostümler bildiğiniz gibi fiyat performans tam olarak. Efektleri good job, fena değil. Ama tamamen turuncu renklendirmesi bundan çok daha güzel gözüküyor bence. Helcurt'un yeni Star kostümü de hepimize hayırlı olsun. Alacaklar. Şimdiden nice, yani güzel kostüm. Şimdi geçelim bir sonraki kostüme. Şimdi gelelim Nolan karakterinin Star üyelik kostümüne.
Gördüğünüz gibi cıncık gibi bir kostüm. Mayıs 1'de bizlerle olacak. Şu kostüme bakacak olursak asil, çok tatlı, çok güzel bir kostüm. Efektleri falan işlenmiş, çok nice. Yani biraz efekt getirip bize sunsalar kolektör kostüm niyetine gidermiş gibi gözüküyor. 350 masa böyle bir kostüm, nice. Tam bir fiyat performans. Bu renklendirmiş kostümü şöyle bakacak olursak fena değil, yine güzel. Bu da sonuncu renklendirmesi. Daha çok neon renkler kullanılmış. İlk ikisini tercih ederdim. Daha doğrusu ilkiyle oynarım tahminen. Sondaki ikisini alır mıyım? Alırım ama tahminen favorim birinci olan olur. Sizin favoriniz hangisi olur? Aşağıda yazmayı unutmayınız. Şimdi gelelim şöyle oyun içerisindeki birinci kostümün efektlerine. Nice brocum, güzel yani 300 elmas vererek sonuçta bir tane renklendirme, üstüne bir sürü hediye, üstüne bir de star kostüm alıyoruz. Bence gayet bu fiyata bu performans bayağı iyi zaten. Ultisi falan oyun içi gördüğümü bayağı hoş gözüküyor. Nolan'ın yeni kostümü de bu şekildeydi. Evet, yeni gelecekler, yenilenenler de bu şekildeydi. Kendinize iyi bakınız, iyi oyunlar, Allah'a emanetsiniz. Aşağıdan bir abone olup like atmayı unutmayınız. Sayonara.